Şimdi kafirlerin durumları ile ilgili bize gelen ayetler. Ayetlere baktınız mı zannedersiniz ki bu insanlar artık bir daha inanmazlar. Mesela şimdi Yasin suresine bir bakalım. Ondan sonra buraya tekrar döneceğiz. Konuyu iyi kavrayalım diye şey yapıyorum. Çünkü burada onun cevabı var aslında bu surenin içinde de o cevabı görmeden diğerlerini bir görelim. Bu da Mekke'de inmiş olan bir suredir. Bakara suresini okuyacaktım da o Medine'de inmiş olduğu için Mekke'den ineni tercih ettim. Hatta mealden okuyayım ben size. Daha iyi olur. Andolsun ki onların çoğu cezayı hak etmişlerdir. Çünkü onlar iman etmiyorlar. Biz onların boyunlarına halkalar geçirdik. Şimdi bak, boyunlarına halka geçti mi? O halkalar çenelere kadar dayandı. Böyle. Bu yüzden kafaları yukarı kalkıktır. Kimseye bakmıyor. Peki. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik. Ve onları kapattık. Artık göremezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Peki. Yani Allahü Teala bu insanlar daha ölmeden diyor ki değil mi? Hayatta yaşıyorlar. Bu kişiler inanmayacaklar. İşte çoğusu cezayı hak etmiştir. Boyunlarına halkalar geçirdik. Şimdi bir adam düşünün, boynuna halka geçirilmiş. Manevi halka. Önüne engel, arkasına engel konulmuş. Gözleri kapanmış, kulakları duymuyor. Ve bu adama kalbi de mühürlenmiş. Şeyde de başka ayetlerde de geçiyor. Kalbi mühürlenmiş. Ya böyle bir kişiden iman etmesi beklenir mi? Böyle bir kimse sorumlu olur mu? Şimdi bana diyorlar ki bu konu üzerinde niye duruyorsun? Ya arkadaşlar, şu konu Süleymaniye Vakfı'nın bugüne kadar yaptığı bütün işleri en az ikiye katlayacak kadar önemli bir konudur. Bakın bu ayetlere bu mananın verilmesi de bu inançtan dolayıdır. Yoksa bu manayı kimse vermez. Çünkü öyle bir inanç oluşmuş insanlarda Kur'an-ı Kerim de mahkum ediliyor. Ya şimdi bir gayrimüslime bu ayeti okusan, bu Kur'an-ı Kerim hep veriyoruz, herkese diyoruz ki açın okuyun kardeşim. Adam demeyecek mi? Ya kardeşim öyle diyorsun ama daha Kur'an'a başlar başlamaz ben şunu gördüm ya kusura bakma da bu nasıl, ben bundan hiçbir şey anlamadım dese ne diyeceksin? Bakın. Ha. Gerçek şu ki kafir olanları korkutsan da korkutmasan da onlar için birdir, iman etmezler. Etmezler. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Kalbi mühürlü, kulağı mühürlü. Onların gözlerine de bir çeşit perde gerilmiştir. Onlar için büyük bir azap vardır. Ya şimdiden daha ölmemişler ki. Cehennemlikler mi bunlar şimdi? Karar verilmiş. Ya ayetlere bu meali veren insanlar niye bu meali veriyorlar? Hep o yanlış kader inancından kaynaklanıyor. Bu dünyadayken her şey belli. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiş. Kalbi mühürlü, kulağı mühürlü. Peki? Gözlerine de perde çekmiş. Onlar için büyük bir azap var. Ya böyle bir insana tebliğ ulaştırılır mı? Peki madem kafirler böyle de inanmazlardı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inananlar ithal mi edildiler sağdan? Onlar da kafirdi. Kafir, yani başka yerden de olsa birilerinden ithal mi edildi? Yani bunlar hep bu ayete muhatap olan insanlar değil mi? Peki bu ayetlerin manası ne? Daha önce de size anlattım. Bu bizim atasözlerimiz gibi bir sözdür. Bir meseleyi muhatabı anlatabilmek için başvurulan bir mecaz yoludur. Buna Araplar istiare-i temsiliye denir. Yani bir örnek veriyorsunuz ama aslında örnek muhataba konuyu iyi anlatmak içindir. Ne demek bunun manası? Manası şudur. Ya bu kafirler uyarsan da uyarmasan da inanmıyorlar. Şu andaki durumları. Gelecekleri değil, bir saniye sonrası değil. Diyor ki sanki, bakın burada sanki'yi koyacaksınız.
Arapçada bu sankiyi koyarsan ayıp sayılır. Çünkü istiare-i temsiliyede teşbih edatı kullanılmaz. Hani Arapça bilenler için bunu söylüyorum. Teşbih edatının kullanılması ayıptır. Ama bu Arap dili değil, bu Türk dili. Onu oradaki terimler burada aynen kullanılmaz ki, onu tercüme ederken mecbursunuz o edatı kullanmaya. Başka yoksa anlaşılmaz, işte buradaki gibi olur. Şimdi meal şudur. Ya bunlar inanmıyorlar. Ya bunların tavrını anlatıyor Allahü Teala. Sanki diyor, sanki diyeceksin. Sanki Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiş. Ya, tavırlarını gösteriyor. Onların gözlerine de perde germiş. Onun için ne seni ne dinliyorlar. Yani seni ne dinliyorlar? Ne gösterdiğin şeyi görüyorlar? Ne de söylediğini düşünüp anlamak istiyorlar. Niyetleri yok. Kendilerini kapatmışlar bu işe. Şimdi biz bunu görüyoruz. Şimdi insanlara Allah'ın ayetlerini anlatıyoruz. Müslüman olduğunu zanneden insanlar ne yazıyorlar bizim? Ben gördüm bir internette yazmış. Kafir, müşrik, din düşmanı, dinsiz, Abdülaziz, zındık, Abdülaziz bayan. Başka kelime bulamamış. Ne yapsın? Bulsaydı onlar da yazardı. Ama bana göre onlar haklı, doğru. Çünkü ben onların inançlarını asla ve kat'a kabul etmem. Onların inançları Kur'an'la uzaktan yakından alakası olmayan bir inanç ama kendilerini Müslüman zannediyorlar. Peki şimdi bütün bunlardan sonra Allahü Teala o insanların şu andaki kararını bildirmiş oluyor, değil mi? Buradaki işte şeyler Nuh Aleyhisselam'ın kavmiyle ilgili de Allahü Teala onların kararlılığını bildiriyor. Diyor ki artık bunların hepsi sana inanmamaya karar verdiler. Geleceğiyle alakalı bir şey olsaydı, bundan sonra kendine bu ayet indikten sonra Nuh Aleyhisselam şunu söyler miydi? Bakın 225. sayfada. وَنَادَى نُوحٌ اِبْنَهُ Nuh oğluna seslendi. Gemiye binmiş. Oğlu da وَهُوَ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ Bir kenarda duruyordu. Ya buney yerkab ma'ana ve la tekun ma'al kafirin. Oğlum gel bizimle beraber gemiye bin, kafirlerle birlikte olma. Ne demek kafirlerle birlikte olma? Ne demek olur şey Enes Hoca? Gel iman et değil midir? Ya iman et demektir. Peki artık kimse inanmayacak anlamına olsa Nuh Aleyhisselam'ın bu sözü Allah'ın emrine aykırı olmaz mı? İnanmayacak olsa bu onların o andaki kararlılığını ifade ediyor Allah-u Teala. Çünkü Allah imtihan konularında bir saniye sonrasına karışmıyor. Bir saniye sonra inanabilir. Bakın Allah'ın nebilerinden hiçbir tanesinde bugün insanlarda olan uçuk kaçık inançları asla bulamazsınız. O nebi kendisine indirilen vahiyi çok iyi anlamış olması gerekmez mi? O zaman bu vahiy artık kimse inanmayacak manasında olsaydı oğlum gel, gemiye bin der miydi? Binmiş olabilir. Şimdi buradan Yunus suresine geçelim. Hemen arkada. وَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا اِيمَانُهَا İlla kavme yunus. Felevle, evet. Şeyde 219. sayfada 98. ayet Yunus suresi. Şimdi burada bütün helak olan kavimlerle ilgili Allahü Teala genel kuralını koyuyor. Diyor ki felevle kânet karyetün âmenet. Keşke bir ülke inansaydı. فَنَفَعَهَ اِيمَانُهَا inansaydı da imanı ona fayda verseydi, olmaz mıydı? Keşke yapsalardı. Önceden kararını vermiş olan biri böyle söyler mi? Keşke yapsalardı diyor. İlla kavme Yunus, Yunus'un kavmi hariç. لَمَّا آمَنُوا Onlar inandılar. İnandıkları sıra كَشَفْنَ عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزِي
Onları rezil edecek azabı onlardan kaldırdık. Ne zaman inandılar? O azap başlarına kadar gelmiş ama henüz onları yakalamamış. Yani henüz ölüm kesinleşmemiş. Çünkü Allahü Teala'nın Nisa suresinde koyduğu o kanun tam gerçekleşmemiş. Bir saniye öncesi bile olsa tamam. Yunus kavmi tevbe ettiği için inandı. Yunus Aleyhisselam da tevbe ettiği için balığın karnından kurtuldu, değil mi? Demme amenu keşefna anhum azabel khizy. Şimdi levla kanet qaryetune. Nuh kavmi girer mi Enes Hoca? Tabii ki girer. Nuh kavmi de girer. Demek ki onlar da inansaydı Allah onlara o azabı vermeyecekti, değil mi? İşte Kur'an'a bütünlük içerisinde bakmadığınız zaman verdiğiniz mealler de insanları kaderci yapıyor.